Efendim, yaşamın renginde yine sizlerle beraberiz. Güzel bir pazartesi günü sizlerle beraber paylaşıyoruz. Haftanın başındayız. Sevgili Bikem'e buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Bikem de Türkiye'deydi. Bugün yine stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Benim de çok sevdiğim. Tam böyle program başlamadan önce kendisiyle şunu konuştuk. Ay, yıllar geçmiş falan dedim. Değil mi? Yıllar geçti. Ve değil mi derken kim var karşınızda? Sevgili Bahar Gökhan, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Bahar'cığım? Sevgili Eynem'cim, ben iyiyim. Seni çok iyi gördüm. Ne zaman yaşlanacaksın ya? Programa çıkardığım günden bu zamana insan biraz yaşlanır, insan azıcık çirkinleşir. Hayır, hiçbir yok. Hala çok güzel. Sen ne zaman yaşlanırsan ben o zaman yaşlanacağım. Öyle karar. Sırrını öğrenelim. Peki, neler yapıyorsun? Çok iyi gördüm seni. Teşekkür ederim. Güzel bir hayat yaşamak bence sırrı. Değil mi? Müzikle yaşamak, sağlıklı beslenmek. Çok güzel. Sağlığına dikkat etmek. Hastalıklardan korunmak ne mümkün ama pozitif düşününce inan bana gelen hastalığı bile çok kolaylıkla atlatabiliyor insan. Evet. Özellikle bugün ben bile aha dedim, bilmiyordum. Berete'den arkadaşlar, sevgili Hatice ve Kaan'a da teşekkür ediyoruz. Yeni albüm yapmışsın. Nasıl bilmeyiz biz? Sıcağı sıcağına bugün de tabii ki seslendireceksin. Yeni albümden birazcık bahsedelim. Daha önceki albüm, yani ilk aslında tamamen kendimi bulduğum albüm mü diyebilirsin buna? Yoksa profesyonel anlamda hani? Evet. Yoksa diğer albümlerde de sonuçta çok bütün güzel albüm. Şarkıların oldu. Onlar da çok güzeldi. Evet, bütün albümler her tadı taşıdığı için neticede sonuçta hepsini çok severek yapıyoruz. Ancak çok kıymetli söz ve bestelerin sahibi İstanbul Başkonsolosluğu Sağlık Ataşesi, değerli arkadaşım Vesile Erdoğan Topçuoğlu'nun yaklaşık bu üçüncü CD. Her albümde değişik bir tatla, değişik bir sevgiyle harmanlayıp eserlerini ortaya çıkartıyor ve ben de yorumlamaya çalışıyorum. Hani şunu diyorum, mesela fark var. Bu albümdeki parçalar biraz daha hani artık böyle biraz olgunluk dönemine geçmiş birinin eserleri. Seslendirme konusunda da ben daha keyifle seslendirdim açıkçası. Çok daha böyle biraz daha piyasaya şenlik getirebilecek parçalar var. Hı. Ağır parçalar da var ama çok duygulu parçalar. O yüzden ben severek. Evet. Kendini o zaman biraz daha böyle duygusal şarkılarda mı rahat hissediyorsun? Hareketli şarkılarda mı böyle? Hani ne bileyim, daha böyle zevk duyuyorsun? Duygusal parçaları çok seviyorum. Çünkü istediğim gibi duyguları karşı tarafa geçirebildiğime inanıyorum. Hareketli parçalarda özellikle bazen hani pop müziği parçalarını söyle diye bana işte önerilerde bulunduklarında hani hangi arada duyguyu net olarak verebileceğimi bilemiyorum. Çünkü çok düz okunuyor biliyorsun pop parçaları. Evet, evet. Ama bizde en önemli şey name çok önemli Türk sanat müziğinde. Kesinlikle. Ve onu verdiğim zaman ben kendimi çok iyi hissediyorum açıkçası. Hı hı. Türk müziği bambaşka bir sanat dalı. Şimdi programa ilk çıktığın zamanları hatırlıyorum bundan. Oo, söylesek mi? 3-5 yıl önce diyelim. Şöyle, ama hiç unutmuyorum. Çok eski diğer stüdyolardaydık. Sevgili Abdullah Aşköz'e buradan sevgilerimi gönderiyorum. Sevgilerimizi bak, sesi çok güzel birisi var. TRT sanatçıları gibi falan dedi. Ben de şey dedim. Hadi ya falan öyle deyince. Bak göreceksin dedi. Gerçekten de yayına girdiği anda, yani ben şey zannettim, hani profesyonel bir şeyi getirdiler, sanatçıyı getirdiler, seslendiriyorlar. Şükür ederim. Çok hoşuma gitmişti. Şimdi peki o yıllara böyle döndüğünde aynı zamanda sadece müzik üzerine mesleğini sürdürmüyorsun. Sonuçta başka bir işin var. Sadece müzik olmuş olsaydı ne bileyim rahat nasıl, hayatını sürdürebilirdin. Nasıl yaşardım değil mi? Evet. Yani ülkemizde evet. Zor mu? Ülkemizde çok zor. Sadece müzik yaparak hayatını devam ettirenlere çok büyük saygım var hakikaten ülkemizde. Bir de tabii sizin alanınızda tercih sebebi olup olmamanız var. Şimdi elbette ki birçok yerler, müzikoller var. İnsanlara hizmet eden birçok yer var. Birçok da sanatçı var. Yani burada iştigal eden işte saz veya söz fark etmiyor. Hepsi de çok yetenekli gençler. Çok yetenekli, çok güzel şeyler ortaya koyuyorlar. Ancak hiç hani diğerini deneseydim belki
çok daha fazla efor sarf ettiğimi düşünebilirdim. Ama şimdi ben iki ayrı meslekteyim yani. Biri mühendislik, hı hı. diğeri de şarkıların yorumlandığı bir meslek. Sanatçılık diye böyle hani daha sanatçı olamadık ama. oldun. Sanatçı olabilmek için çok hani şapka çıkarttığımız insanlar beste ve söz yazarlarını özellikle sanatçı olarak adlandırıyoruz ama öyle diyelim. Bir mühendislik ve bir sanatçılık aslında iki ayrı efor, iki ayrı karakter, iki ayrı da sevgi var. O yüzden bir de aile geçindirme konusunda da sıkıntı yaşayabilirdin. Evet, mesela akşamleyin evet, belki şey olacaktı, bir konsere gidecektin sürekli diyelim. Hani çocuklara zaman ayıramayacaktın sadece evet, bu evet. mesleğe edinmiş olsaydın. Çünkü hep akşamleyin yani sadece... Hep birlikte gidiyoruz ama. Şöyle bir sıkıntı var değil mi? Keşke devlet sanatçısı da olsa. Evet. Yani mesela evet. hani Türkiye'de olduğu gibi... radyo sanatçıları. Değil mi? Radyo evet, sanatçıları radyo birazcık devlete ait bu şekilde. Evet. Kültür Bakanlığı, koroları. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yeni kurulduysa, yani. Varsa yani bize göre yeni diyoruz. Evet. çok eski olmadığı için öyle söylüyorum. Yavaş yavaş İyi ki de kuruldu ama. İyi ki oldu ama keşke iyi ki de devlet sanatçıları da olsaydı yani. Böyle bir şey de olsaydı. Belki en azından mesleğini sadece müzikle sürdüren insanlar olacaktı değil mi? Ne düşünüyorsun bu konuda? Aslında biraz büyük bir açık değil mi? Çok güzel bir noktaya değindin. Bam telimiz bu bizim. Elbette öyle bir imkan olsaydı ben müziği tercih ederdim. Evet mesleğimi de çok seviyorum. Her ikisini de çok seviyorum. Ama sadece müzikle uğraşmayı tercih edebilirdim. Hani yanlış da anlaşılmasın ama hakikaten sanat çok başka bir şey. Sanatçı doğuyor insan. Sonradan maalesef olunmuyor. İnsan çok sevdiği mesleği yaptığı zaman hiç yorulmuş gibi de hissetmiyor. Evet. Şarkımız hazırmış bu arada. Peki. O zaman hemen seslendirelim. Üçüncü şarkımız gelecek. Hangi şarkımızdı? Git yüreğime dokunma artık. Tamam, o zaman dinliyoruz bakalım. Evet. Güzeldi seninle biz yaşarken, sensiz bir an bile nefes almazdım. Ne yaptın bu aşka ey zalim? Seninle çarpan kalbi ağlattın. Ne yaptın bu aşka? Yaşarım ben buralarda, git bensiz yaşa senden artık. Git yüreğime dokunma artık, git acıtma kalbime yazık. Sensiz de yaşarım ben İstanbul'da, git bensiz
geçti sensiz o günler. Sensiz bir an bile mutlu olmadım. Her günüm senin yokluğun ile. İnan ki seni hiç unutmadım. Her günüm senin yokluğun ile. İnan ki seni hiç unutmadım. Git yüreğime dokunma artık. Git acıtma kalbime yazık. Sensiz de yaşarım. Sensiz de yaşarım ben İstanbul'da. Git bensiz yaşa sen de ederim. Ağzına sağlık, harika teşekkür olmuş. Teşekkür ederim. Olmuş. Biraz daha böyle popa yakın evet, çok güzel olmuş. Tınılar harika. Güzel oldu. Tınıların içerisinde name yapabilmek daha da güzel oldu. İzlem arkadaşımız kameraman da oradan hemen bir bakış attı. Aralarda beğendim. Onlar da beğendiği zaman böyle bir yüzlerin ifadesinden anlıyorum her onların şeyi. Onların enerjisi bizi daha da mutlu ediyor. Hı-hı. Teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese sağ olsun. Şimdi Türkiye'de yaptın albümü. Birazcık zor olmuyor mu orada yapınca? Git gel işte fotoğraflar çekilecek, saz ayarlanacak. Evet. Ne bileyim. Şimdi tabii orada bulunduğunuz dönem içerisinde çok kısıtlı süreler olduğu için fotoğrafları mesela bir gün içinde çekmek mecburiyetindesiniz. Hemen hı-hı, önden hazırlıklı gidip çekiyorsunuz, dönüyorsunuz. Sonra stüdyo aşamasında sazların bulunması, onlar tabii şirketin daha çok yapması gereken bir şey ama hani ilk parçalar düzenlendiğinde sesleri almak için bile bir günlüğüne gidip sesleri belirleyip her parçanın tonu farklı çünkü geri geliyorsunuz. Sonra size diyorlar ki parçalar bitti, gönderiyorlar, dinliyorsunuz. Bu tamam veya buranın değişmesi gerekir diye. Sonra tekrar mı? Sonra tekrar gidiyorsunuz, okuyup geliyorsunuz. Okumalarda şöyle bir durum var. Tabii dezavantaj uzakta olmak. İşte onu diyecektim. Yine bir gün içinde her parçayı 10'ar kez okuduğunu düşün. Oo. Bir gün içinde okuyup dönüyorsun ki normalde bir şarkıyı bir günde okurlar. Değil mi? Hadi 2 gün diyelim. Çok. Çünkü bir hafta kalacak durum ya, bir hafta aynı şarkıları okuyup bilmiyorum ben çok çok döndüğünde çok sıkıldım. Herhalde şarkı söylemek yani tabii istemiyor anlamında değil. Ben hiç konuşmayayım böyle herhalde böyle yüz tabii ifadesiyle. Ses yoruluyor. Ses yoruluyor çünkü kas ne kadar çalıştırırsanız o kadar hani evet açılır güzelleşir ama bir de limiti vardır yani 2,5 saat. Reklam seslendirdiğim zamanları hatırlıyorum çok yıllar öncesinde Bayrak FM'de. Artık yani yutkunamıyordum o derece. Evet, günde evet. Bakıyorum böyle kaç yüz tane şey okumuşum, bayram mesajı okumuşum ama işte olmadı baştan şöyle. Sonra yutkunamıyordum. Yani düşünüyorum şarkı söylemek de herhalde daha da zordur reklam seslendirmekten. Kesinlikle. Peki aynı zamanda özel kanalda program da yapıyordun, hala devam evet, ediyor. Devam ediyor. Hala devam ediyor. Keyifli. Nasıl? Keyifli mi? Keyifli soru tabii. Sormak mı daha böyle güzel yoksa konuk olmak mı? Nasıl fark? İkisini de seviyorum. Konuklarımın o ilk heyecanı, işte çok heyecanlıyız. Acaba ne olacak? Hiç merak etmeyin, her şey güzel olacak. Gibi böyle hani aramızda onları yaşanan diyaloglar. Birazcık daha şey değil mi? Çok hoşuma gidiyor. Peki. Sizin Eylem Hanım mesela bir programcı açıkçası konuk olmak değil de bence sormak daha şeydir herhalde diye düşünüyorum açıkçası. Ben inanın konuk olarak gittiğim zaman da aynı heyecanı ve aynı hazzı alıyorum. Konuk aldığımda da çünkü seviyorum ya. Yani ekranları çok seviyorum.
Bazen kameraman arkadaşlar şey diyorlar, sokak röportajları olduğunda ya helal olsun Eylem diyorlar, hani konuşamayacak tipleri bile konuşturuyorsun, evet. Tak 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 hepsini evet, alıyorsun. Evet, evet. Yolun nedir? Şimdi bakıyorsun heyecan var, hemen koluna giriyorum bayanların böyle yatıştıra yatıştıra. Sizinle röportaj yapabilir miyim sorusunu bile sormuyorum. Pat diye soruya giriyorum ki anlasınlar. Çünkü öyle bir soru sorunca insan şey oluyor açıkçası. Acaba nasıl bir şey gelecek? Evet, evet, bana evet, evet. Farklı bir soru mu soracak ya da hoşuma gitmeyen bir soru mu olacak diye insanlar öyle düşünüyorlar. İletişimin çok onun güçlü. Onun yerine insan. Pat diye içten kaleyi fethedeceksin. İçtenlik işte, samimiyet. Şekilde. Peki, şimdi Türk Sanat Müziği, daha önceki tabii ki programlarda sormuştum ama unuttum. Ailede var mıydı? Var tabii. Kardeşlerim, enstrüman çalan da var, söyleyen de var. Hı hı. En küçük kız kardeşim Ankara Radyosu Gençlik Korosu'ndan mezun oldu. Güzel. Ancak tabii onlar ilkokuldan başlayıp lise sonunda mezun olanlardan. Sonra akitli olarak Türk müziği sanatçısı yetiştirme sınavlarına da girdi. Ancak devam etmedi. Hı hı. Daha çok o üniversitenin ağırlığından biraz da üniversite sınavlarına hazırlanıyordu. Diplomalı bir sanatçı kardeşim var. Ne kadar güzel. Ama gençler böyle bakış açısı bazen insanların şeyini çok değiştiriyor. Ankara Radyosu deyince aklıma geldi. Ankara Radyosu'nun olduğu yerde küçük tiyatro vardı. Annem evet. Çocukken hep bizi oraya götürürdü. Evet. Bir gün arkadaş, lisedeki arkadaşım, pardon ortaokuldaki, lise değil tabii ki. Eylem dedi, radyonun Münhal varmış işte Ankara Radyosu'nda. Ben Türk Sanat Müziği'ne gideceğim. Sen de işte şey yapar mısın, gider misin? Tamam dedim, ben de gideyim. Türk Hafif Müzik vardı. Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği. Çocuk korusu, neyse, gençlik korusu. Birkaç gün sonra tabii ki sonuçlar açıklanacak. Arkadaşımızın sesi çok güzeldi ama bilmiyorum, o girememiş. Sonra kendi ismimi, sevgili izleyiciler, bir baktım Ankara Radyosu Türk Halk Müziği'nde gördüm. Almışlar beni. İşte düşünceye bak. Ya Türk Halk Müziği ne ki o zaman, hani ortaokuldaki arkadaşların işte gitar çalsınlar, işte daha değişik bir tarz ya. Şey dedim kendi kendime, iyi dedim, halk müziğine mi beni layık gördüler, buraya mı kazanmışım falan dedim. Sonrasında gitmedim, babama da söylemedim, kazanmamışım falan dedim böyle. Çünkü arkadaşlarıma da söylemedim. Ama şimdi baktığımda türküleri çok seviyorum. İnanılmaz. Bir insan nasıl bu kadar değişebilir? Hani ortaokulda reddettiğin Ankara Radyosu'nu sen kazanmışsın, gitmiyorsun. Ve yıllar sonra türküleri aşırı derecede seviyorsun. İşte arkadaş çevresi çok etkiliyormuş insanın düşüncelerini. Aman arkadaşlarım sonra ne der? Türk halk müziği mi der? Benimle dalga mı geçer? Neden Türk pop müziği, hafif müzik değil de buraya kazandım diyorsun. Yeah, ama işte kader seni bir şekilde... Gene aynı güzelliğe getiriyor. Fakat eğer belki babanın haberi olsaydı hayatın değişebilirdi. Bence o seni yönlendirecekti. Evet. Bu arada bir bandımız daha var. BTR'miz, yemek bandımız. Hemen sonrasında yine sohbet edeceğiz. Peki. İzliyoruz. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti. Con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare, sono un italiano.
Merhaba, bugün yine Turnalar Köyü Gürcümen Yerhane Havuz'dan merhaba herkese. Bugün fırın patatesini yapacağız, fırın kebabını yapacağız. Önce bir patatesimiz, bir etimiz ve bir de şınya dalımız var. Bu şınya dalıyla çok güzel olur. Önce koyuyoruz suyumuzu içine. Patatesimizi koyuyoruz. Etimizi koyuyoruz. Ve şınyanın dalını koyuyoruz, yapraklarını değil. Evet. Evet, suyunu koyduk. Tuzunu koyuyorum, ekliyorum. Ve yağını, zeytinyağı, bu da yine doğal. Evet, şu an hazır ve fırınımıza girecek. 3-4 saat bu fırında kalması lazım. Ondan sonra lokum gibi tutun, kemiği üstünde kalır. Merhaba, fırınımızı açtık ve fırın kebabımız pişmiştir. Tabii ki 3-4 saat bekledik bunu ve kurtarıyoruz şu an. Evet. Herkese afiyet olsun. Un italiano vero.
yaşadım sanki. İsteme, git deme, gidemem senden. İstersen yak beni, yık yeniden. Bu kalbe sitemim olmaz bir daha. Sadece seninle yaşadım sanki. İsteme, git deme, gidemem. Harikaydı, çok güzeldi. Diline sağlık artık gerçekten. Çok güzel bir albüm olmuş. Ben de çok beğenirim. Bundan sonraki hedeflerde neler var şimdi? Sosyal sorumluluk projelerinde de hep oluyorsun. Evet. Muhakkak böyle bir yardım amaçlı konserler de oluyor. Bundan sonraki düşüncelerin, hedefleri neler sevgili Bahar? Çünkü süremizin sonlarına yaklaşıyoruz. Evet, evet. Nasıl geçtiğini anlamadım. Seninle her şey çok güzel. Programların güzel, sen güzelsin. Yaşama bakış açın çok güzel. Teşekkür ederim. O yüzden keyif alarak bitiriyoruz diyeyim. Hı hı. Şimdi gelecekte festivaller var, konserler var. Hı hı. Yeni bir tek parçalık bir single var. O da bir Kıbrıs şarkısı. Aa, çok güzel. Evet, sürpriz mi olacak? Sürpriz bu. Hareketli mi? Hareketli. Ama. Hareketli. Dil ama çok sürprizli. Ve çok bilinen bir şarkı mı? Bilinen, sevilen bir parça. Hı hı. Ama çok söylenmemiş bir parça. Biz onun tescilini de aldık. Yani hani Kıbrıs oyun havalarından çok birisi. O var, festival var, İngiltere var. Konserlerimiz arasında. Harika, çok güzel. Türkiye'de tanıtım olacak, albümün tanıtımı. Yoğun bir sene. İngiltere'deki konserlerde peki buradaki sound setini almak festivallerde mesela. Evet. Biraz zor olmuyor mu? Nasıl oluyor? Oradaki saz yani orkestrayla buradan oraya giderken. Şimdi orada özellikle kullanılan orkestra biliyorsunuz Türk müziği koroları var orada. Hı hı. Kendi saz ekipleri var. Oradan oluşturuyoruz. Hı hı. Ancak tabii festivallerde de genelde albümlerimizi okuyoruz. Hı hı. Albümlerimizi okuduğumuz için bilinen parçaları seçmeye çalışıyoruz ama konserlerde yani yardım konserlerinde canlı orkestrayla. Evet, o şekilde Londra'dan olmuş evet. oluyor. O da canlı olunca daha ayrı bir oluyor. Bambaşka. Ama daha böyle heyecanlı mı oluyor açıkçası? Hem çok heyecanlı oluyor hem de playback'te bile ben sürekli söylediğim için aynı eforu zaten harcıyorum. Hayır şimdi canlı da belki o anda işte bir neler neler oluyor. Bu sesi çıkmayacak ya bir şey olacak. Bir ses bastıracak klarnet falan hani insanın aklına bir sürü şey gelir değil mi böyle? Kesinlikle. Biraz daha riskler pozitif, daha yüksek. Pozitif düşünerek çıkarsanız olan da göze hoş görünüyor inan değil bana. Mi? Evet. Çok güzel. Her şeyiyle çok peki, güzel. Peki sevgili izleyicilerimize son mesajın şarkıyla bitiriyoruz. Senin şarkınla bitireceğiz. Evet. Öncelikle Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'na sizin nezdinizde çok teşekkür ediyorum. Sizler de teşekkür ediyoruz. Sevgili eylemciğim sana çok teşekkür ediyorum. Güzel. Ayrı teşekkür ederim. Çok güzel bir albüm olmuş. Teşekkür ederim. Emeği geçen devamını diliyoruz. Sevgili yönetmenimize, kameraman arkadaşlarıma, hı hı, ekran başındaki tüm dinleyenlerime, kıymetli izleyenlerime çok teşekkür ederim. O zaman hepimize gitmiş olsun bu şarkı. Herkese gelsin. Sağlıklı ve huzurlu bir ömür geçirmelerini diliyorum hepinizin. Her şeyin başı değil mi gerçekten? Evet, her şeyin başı sağ olun. O zaman yarın aynı saatlerde görüşeceğiz efendim. Sevgili Bahar Güzel şarkısıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın. Geçmedi.
Thank you.